sezonu mutlulukla, şampiyonlukla noktaladı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Açılışı Serdar Sarıdağ'la yapalım isterim. Gerçekten sıkıntılı bir sezon başlangıcı olmasına rağmen çok çabuk toparlanan Beşiktaş, sezon sonunu belki zor getirdi ama şampiyonluğu da almayı başardı. Nasıl değerlendiriyorsun siyah beyaz takımın kazanmış olduğu şampiyonluğu? Taraftar gerçekten çok bekledi. Belki biraz uzadı da bu süreç ama sonunda Beşiktaşlıların mutlu uyuyacağı bir geceyi geride bırakacağız. Tabii kutluyoruz. Sergen Hoca'yı, futbolcuları, yönetimi, taraftarı çok büyük bir başarı. Yani kısıtlı imkanlar içerisinde gerçekten de büyük bir başarı. Anormal bir lig oldu. Yani maç sayısı açısından baktığınızda pandemi süreci, tribünlerde seyirci yok. Hakikaten bu sezon kolay kolay unutulacak bir sezon değil. Ve son haftada 3 İstanbul takımının, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın şansının olduğu bir hafta olması, hepsinin aynı anda olması, ben hiç hatırlamıyorum böyle bir şey. O apayrı muazzam bir şeydi. Çok inanılmaz bir heyecan vardı. Birçok taraftar bana yazıyor, abi ne kalp kaldı bende, ne ciğer kaldı, işte yaşlandık, ömrümüzden ömür gitti diye. Ama futbolda işte böylesine kıyasiye rekabetin olduğu sezonlar hiç unutulmuyor. Kaybedenleri de kutluyorum. Gerçekten kaybedenleri de kutluyorum. Yani Beşiktaş'ın o kadar farkı varken, o Nisan dönemi, Galatasaray'ın Hatay'a 3-0 yenildiği hafta hatta. Fenerbahçe'de baydı galiba o hafta. O hafta artık bu iş bitti. Hani Beşiktaş bu farkı kolay kolay kapatılacak bir fark değil denilen bir haftadan buraya kadar gelmek de büyük başarı. Kendi kulüplerinde yaşadığı kaosa rağmen. Onları da ayrıca kutlamak lazım gerçekten. Fakat şunu ekleyelim. Ben sezon içerisinde zaman zaman Sergen Hoca ile böyle ara sıra telefon konuşmalarımız oldu. Benden bir yaş büyüktür. Abi kardeş konuşmaları gibi. Hem futbolculuğu döneminde de işte konuşurduk. Hep Nisan ayına dikkat çekti hocam. Yani Nisan ayındaki o avantajını iyi kullanmamız gerektiğini, iyi futbolu, kadronun eksik olmamasını, o Nisan ayında toplayabildiğin kadar puan. Bir de Şubat'a dikkat çekmişti. Yani Mayıslardan daha önemli. Burada bir Galatasaray gönderme değil. Çünkü o kendi açısından söylüyordu. Bir sıkıntılı bir kadro olduğunu biliyordu. Yani bu kadroda bazı oyuncuların acaba sezonu tamamlar mı, tamamlayamaz mı gibi bir düşüncesi vardı. Bir de kritik bir milli ara var. Çünkü 3 maç vardı o milli arada. O 3 maçtan oyuncuların nasıl döneceğini, diğer kulüpler için de geçerli bu, nasıl döneceğini de kestiremiyorsun. Covid'den dolayı milli takımda herkes Covid oldu. Covid'li dönen oyuncuların oldu, sakat oyuncuların oldu. İşte bu Nisan ayında, Şubat'ı da ekleyelim, orada toplayabildiği puanların kredisini yedi. Öyle bir puan toplamış, öyle bir kredisi varmış ki yenildin. En son gol averajıyla şampiyon oldun. O Nisan ayı çok önemliymiş Beşiktaş için. Gerçekten de doğru söylemiş. Zeki Uzundurkan, sezon başlangıcında düşündüğünüz Beşiktaş, evet, hayal ettiğiniz Beşiktaş'la sezon sonunda izlediğimiz Beşiktaş arasında nasıl bir fark var? Böyle bir şampiyonluğu bekliyor muydunuz? Önce Beşiktaş'ı alkışlamak istiyorum. Gerçekten tarihin... Doğru söylüyorsun abi. Önce alkışlamak futbol lazım. Futbol tarihinin... Lütfen konuşayım. Eyvallah. Kardeşime de, hepinize de saygım sonsuz. Çünkü Hatay Spor maçından sonra Beşiktaş şampiyon başlığını attığımız için foto maçta epey bir eleştiri de almıştık. Çok erken attık aslında o başlığı ama inandık. Yani ekip olarak inandık Beşiktaş'ın şampiyon olacağına ve bu başlığı atmıştık. Tabii ki Beşiktaş art arda puanlar kaybedip bu duruma getirdi. Sonunda haklı çıktık. Bana göre tarihin en anlamlı, en güzel, en çekişmeli şampiyonluğu oldu. Bunu Beşiktaş kazandı. Yani bu şampiyonluk ne biliyor musun? Sevgili Kerem, dağı devirmek. Yani suda ateş yakmak. O bana münasır bir benzetme. Evet. Yakından takip ediyorsun demek ki. Ya şunu söyleyeyim. Niye biliyor musun? 6 yıldır program yapıyorum. Evet, niye biliyor musun? Bir defa 21 takım üzerinden 40 maç oynadılar. 34 haftaya göre oyuncular kendilerini ayarlar. 40 maç üzerinden ve 21 takımdaki hemen hemen oyuncuların %80'i Covid'e yakalandı. Negatife döner dönmez sahaya sürüldü. Boş tribünler önünde oynadılar. Onları ateşleyecek unsur yoktu. Maddi imkansızlıklar ki Sergen Hoca kadar, Sergen Hoca bunu başardı, dağı devirdi. Bence önünde çok güçlü, işte Fatih Terim gibi,
Abdullah Avcı gerçi sonradan geldi ama Fenerbahçe'nin de şaşalı bir kadrosu vardı. İyi, çok iyi hocaları, hoca tercihleri yanlıştı ama şöyle söyleyeyim. Sezon başında hep şunu söyledik. Senin soruna geleyim. Bu kadro için dört büyükler içinde en zayıf, en mütevazi kadro dedik. Hatta şampiyon, son şampiyon, o dönemin son şampiyon Başakşehir'in de kalibre olarak daha düşük bir kadroya sahip. Bu kadro şampiyonluk yarışında bu yarışı sonuna kadar götüremez dedik. Sonraki PAOK maçları, sonra işte Sergen Yalçın'a oklar çevrildi, işte hoca gönderilsin mi tartışmalarının yaşandığı dönemde Başkan Ahmet Nur Çebi krizi çok iyi yönetti. Ümraniye'de hocayla görüşüp o çatlak sesleri dindirdi ve sonraki süreçte tabii ki bu yönetim de göreve geldiğinde yaklaşık 380 icralık, öyle bir cümleleri vardı çünkü, 380 icra dosyasıyla kendilerini koltukta bulan bir başkan ve yönetimi vardı. Ateşten gömleğin de ateşlerini giydiler. Yani yangının içine girdiler böyle. Buradan bu şekilde çıkıp bu kadar güçlü rakiplerin karşısında en büyük rakibi, hani Galatasaray zaten şampiyon olup o heyecanı yavaş yavaş kaybeden bir takımın karşısında Fenerbahçe gibi hep şunu söyledik, işte gol rekoru kıracak, iki kadro oluşturdu, şampiyonluğu oynayacak. İki kadroyu Süper Lig'e koysanız birbiriyle yarışacak güçte kadro dedik ama inanılmaz bir şekilde bunu başardılar. Burada en büyük payı tabii ki Sergen Hoca'ya çıkaracağız. Niye Sergen Hoca'ya çıkarmamız lazım? Şampiyonluk tecrübesi, kupa tecrübesi yoktu ama sağ kenarında özgüveni en yüksek hocaydı. Hep söyledim, 3-0 gerideyken de, Beşiktaş 3-0 öndeyken de aynı duruşu sergiledi. Takım içindeki o takım bütünlüğünü çok iyi yönetti. Abubakar krizinde en az etkilenen ve artık susun, konuşmayın, Abubakar'ı ön plana atmayın, özellikle o keskin virajda Abubakar takım için motivasyonunu bozacaktı ama Sergen Hoca buna izin vermedi. Hayır, yok dedi. Haftalar öncesinden, ki iki hafta oynanmayacak demişlerdi. Biliyorsun 23 Nisan'da bir MR açıklanmıştı Abubakar'ın. Evet. Biz şunu söyledi Sergen Hoca. Biz Abubakar üzerinden oynayan bir takım değiliz. Abubakar yoksa da sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Biz takım bütünlüğüyle hareket ediyoruz. O olmasa da forvetsiz de oynarız, bu şampiyonluğu kazanırız dedi. Forvetsiz haftalarca oynadılar, başarılı oldular. Ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunda dediğim gibi, yani bir daha bu yaşanmayacak tabii ki. 40 maç olmayacak, böyle seyircisiz oynanmayacak ki. Beşiktaş'ın en büyük itici gücü biliyorsun, taraftarı, 12. adamı. Ve bu şampiyonluk altın alkışları hak ediyor bana göre. Ve şunu söylüyorum, koşun haber verin tarihe, şampiyon Beşiktaş. Cener İş, hocam öncelikle doğum gününüzü kutlarım. Çok teşekkür ederim. 1 saat 11 dakika geride kaldı. Dün de 15 Mayıs. Niye bileyim, evet 15 Aylarla Mayıs. Aylarla birlikte nice yaşların olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Evet. Kardeşim, doğum gününüze de çok enteresan bir şampiyonluk yarışının son günü denk geldi. Nasıl duygularla takip ettiniz? Bütün olasılıklar benim doğum günüme denk geldi. Gerçekten bütün öyle. Bütün olasılıklar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani kameraya bakarak söylüyorum. Dün benim doğum günümü kutlayan, mesaj atan, sosyal medyadan beni arayan herkese çok teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Hep beraber sağlıklı, güzel doğum günleri kutlayalım inşallah. Ekip arkadaşlarımız da kutlamamı söylediler. Çok teşekkür ederim ekip arkadaşlarına da. Teşekkür edelim.